Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir ekler yapalım. Öncelikle kremasını hazırlayacağım. Yarım litre sütün yarısını tencereye alıyorum. Unu ve nişastayı, şekeri ve yumurtanın sarısını ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Malzemelerin tüm hepsini ben bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu karışımı tamamen pürüzsüz hale getirdikten sonra sütün kalanını ekliyorum. Şimdi ocağın altını açıp kıvam alana dek muhallebimi pişiriyorum. Evet, bu şekilde koyu kıvamlı bir krema olacak. 2-3 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum. Tamamen piştiğinden emin olunca içine 1 yemek kaşığı 50 gram kadar tereyağı ekliyorum. Ocağın altını şu anda kapatıyorum artık. Kremanın sıcaklığıyla tereyağı kendisi eriyecektir. Evet, hafif serinleyen kremamın üstüne ben bir paket krem şanti ekleyip çırpıyorum. Bu aşamada ben kremanın üzerini kapatıp soğuttum. Çok da buz gibi olmamış. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor ama sorun değil. Şimdi bunu ben yıkanabilir bir sıkma poşetine alacağım. Sıkma torbasına. Tamamen soğuması için buzdolabına kaldıracağım. Dilerseniz kremayı vanilya kullanabilirsiniz. Ben hamurunda vanilya kullandığım için kremada kullanmak istemedim. Her ikisini de kullanabilirsiniz ama sorun yok. Kıvamını etkilemez. Şimdi hamuruna geçelim. 1 su bardağı suyu tencereye alıyorum. İçine 100 gram tereyağı ekliyorum. Ocağın altını açıyorum. Bir tutam tuz ilave ederek suyun kaynayıp tereyağının erimesini bekliyorum. Tereyağı tamamen eridi bakın. Suyum da kaynamaya başladı hafif hafif. Ve 1,5 su bardağı kadar un ekliyorum içine. Suyu ölçtüğüm su bardağı ile aynı. 200 ml su bardağım. Unu ölçtüğüm su bardağım da 200 ml. Bu şekilde unu toparlıyorum. Ocağın altı orta ateşte. Kaşıkla böyle karıştıra karıştıra unumu toparlıyorum. Yaklaşık bir 7-8 dakika kadar ocağın altı aynı ayarda durarak ben bu şekilde hamuru tencerenin içinde toparladım. Sürekli bu şekilde çevire çevire pişirdim. Evet, bakın son hali bu şekilde. Yine çeviriyorum, hafif karıştırıyorum. Ben şimdi bunun içine oda sıcaklığında 4 tane yumurta kıracağım. Ama bunun için bu hamurumun biraz ılık hale gelmesi gerekiyor. Ben bunu mutfak şefine aldım. Birazcık ılık hale geldikten sonra yumurtaları ekleyeceğim. Çok sıcakken yumurta kıramıyoruz. Dediğim gibi ben hamuru ekleyeceğim demiştim vanilyayı. Şimdi hamuru ekliyorum. Ilık hale geldi. Bir tane yumurtayı üzerine ekledim. Mutfak şefinin pedal aparatını takıp çırpıyorum. Onu normal bir el mikseriyle de yapabilirsiniz. Hamurunuzun çok soğuk olmaması ya da çok sıcak olmaması buradaki önemli nokta. 4 tane yumurtayı yavaş yavaş, yani sırayla yedirerek hamura ekliyorum. Şimdi son halini göstereceğim. Aslında aşamalı ve zor bir tarif olarak bilinir ekler.
Ama birkaç püf noktasına dikkat ettiğinizde gerçekten çok harika sonuçlar alırsınız. Hatta birçok kişiden övgü dolu ifadeler duymanız kaçınılmaz. Hazırını asla yemiyorum ama bu çok güzel olmuş şeklinde iltifatlar duydum ben bunu yaptıktan sonra. Bakın kıvamı bu şekilde. Ben şimdi bunu sıkma torbasına alacağım. Böyle büyük bir kabın içine koydum torbayı. Sıkma torbasının ucunu dilediğiniz ölçüde kesebilirsiniz. Herhangi bir duyu kullanmıyorum. Sadece torbanın kendi ucuyla ekler hamurunu sıkacağım. Evet, şu kadar büyüklük benim için yeterli oldu. Şimdi hamurları dikkatli bir şekilde tepsiye sıkalım. Çok aşırı kalın yapmanıza gerek yok. Çünkü pişerken kendisi kabarıyor, içinde yumurta olduğu için. Çok da uzun yapmanıza gerek yok. Boyutları tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz bu hamurdan top top yapıp profiterol yapabilirsiniz. Bu şekilde fırınımı ben şu an 160 derece açtım. Isınıyor fırınım. Tüm hamurları sıktıktan sonra elimi şöyle bir suya batırıp kenarlarında kalan sivri kısımları düzeltiyorum. Daha düzgün bir görüntü olsun piştikten sonra diye. Ve ben bunu 160 dereceli fırına şimdi gönderiyorum. Toplamda 40 dakika. Şu an 20. dakikanın sonunda çektim ben bu görüntüyü. 40-45 dakika boyunca hiç fırının kapağını açmıyoruz. Tamamen İçi pişip kuruyana dek pişiriyoruz. O pişerken çikolatamızı hazırlayalım. Birer paket bitter ve sütlü çikolatayı erittim. Eklerlerim fırından çıktı ve ben diğer tepsiyi koydum bu aşamada. Gayet güzel. İçi kupkuru olmuş. Güzelce kabarmış. Çok güzel ekler elde ettim. Ortadan ikiye kesiyorum. Soğumuş olan kremamdan içine sıkıyorum. Kapağını çikolataya bandırıp üzerine kapatıyorum. Bu aşaması gerçekten çok eğlenceli. Yaparken bile etrafınızda ya çocuklar varsa onlar yemek istiyorlar. Bizimkilere birkaç tane ben hemen tattırdım. Dilerseniz kapağını koparmadan bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen açıp da kapatabilirsiniz. Bu da diğer tepsim. Ben bu tepsiyi bilerek birazcık daha büyük sıktım. Çünkü açıldıktan ve içine krema girdikten sonra birazcık daha tok ve ayakta böyle durmasını istedim. O yüzden biraz büyük yaptım bunları. Ekler hamurunuzu eğer büyük yaparsanız fırında tutma süreniz değişecektir. O yüzden bu postayı da 50 dakika pişirdim. Dilerseniz bu aşamada üzerlerine toz fıstık ya da beyaz çikolata gezdirip daha şık bir görsel elde edebilirsiniz. Ben bunları akşam oturması için ablama gitmek için yaptım. Yaptım, götürdüm, birlikte yedik orada ve gerçekten herkes çok beğendi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni videolardan ve tariflerden haberdar olmak için bildirim tuşunu açmanız yeterli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.